deyip ya yıkama. Mesela sen bunu kaçta yıkadın? Ha be onu 60'ta yıkadım. E bu olur bir yavrum bu daralmış. 30 milimetre olmuş bu. Evet biraz daralmış ama makro özelliği de gelmiş. XF 30 mm F8 RLMWR makro. Çok şey yeter. Öngörülerimde bazen yanıldığım olur ama bu rens beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Son zamanda Fuji'de durdurak yok. Sağlam çalışıyorlar doğrusu. Yeni nesil sensörler, yeni nesil işlemci, yeni nesil otofokus sistemi ve yeni nesil otofokus algoritması ve 3 yeni kamera gövdesi. Tabii ki bunlara uyum sağlayan yeni nesilde lensler. XF 30 mm f2.8 makro bu yeni nesil lenslerin en sonuncusu. Bu lens 3 asferik ikisi ED olmak üzere 9 grupta 11 can eleman barındırıyor. Full frame karşılığı 46 mm. F2.8 ile F22 arasında 19 adım. Bunları da 9 adet yuvarlatılmış bıçak diyaframla sağlıyor. Sensörden itibaren 10 cm yakın çekim ve birebir büyütme oranı. Onun haricinde 60 mm çap ve 69,5 mm de boy ile 195 gram ağırlık, 50,7 derece görüş açısı ile işin teknik detaylarını böylelikle kenara koymuş olduk. Sevgili dostlar, 16 mm f2.8 ve 90 mm f2 de dahil olmak üzere Fujikron serisi olarak bilinen f2 ailesinin en yeni ama belki de en ilginç üyesine aileye hoş geldin diyelim. Yeni nesil işlemci ve yeni nesil sensörlerle uyumlu XF 18 mm f1.4, XF 23 mm f1.4, XF 33 mm f1.4, XF 18-120 e power zoom f4, XF 150-600 ultra zoom ve nihayet XF 56 mm f1.2 mark 2'den sonra Fuji'nin araya böylesine muhteşem bir Fujikron serisi f2.8 makro lensi dahil etmesi harika bir şey. <laughs> Bazılarınızı duyar gibiyim. 30 milimetre de nereden çıktı? Peki neden 30 milimetre ya da full frame karşılığı 46 milimetre? Çünkü 50 derece olan insan görüş açısına 50,7 derece ile en yakın görüş açısı sağladığı için. Çünkü 23 milimetre ile 35 milimetrenin tam ortasında ve çok lens taşımak istemeyenlere iki lensin bileşim olduğu için ve bu avantajları da kompakt, hafif ve kolay taşınabilir yapısında aynı zamanda yeni nesil işlemci ve sensörle uyumlu olarak yapabildiği için. Ayrıca da size bu fiyat ve ölçü bandında gerçek makro verebildiği için bir de üstüne üstlük MCEX serisi makro büyütme yüzükleriyle çalışabildiği için bu sonuncusu özellikle de makronun da dibinin de dibine vuruyorsunuz. Ayrıca bir de çünkü makro fotoğrafçılığın yanına sokak, manzara, portre, ürün fotoğrafçılığı ve özellikle de küçük ürün fotoğrafçılığı tarzlarında rahatlıkla yapabilmenize imkan sağladığı için. Şimdi sevgili dostlar işin makro fotoğrafçılık kısmını biraz irdelemekte fayda var. Böylece yanlış yönlendirmeye engel olmuş oluruz. Fuji'de Yarım büyütme oranlı XF60 mm makro ve tam oranlı XF80 mm f2.8 makro lensler de var. Hangi makro tarzını benimseyeceğiniz alacağınız lens ile mutlaka bağlantılı olacaktır. Sevgili dostlar eğer stüdyo böcekçisi değil de doğada canlı böcek makrosu diyorsanız o zaman ilk tercihiniz 80 mm f2.8 olacaktır. Ne dedi de yakın çekim mesafesi böceğe aşırı yaklaşmadan çek imkanı verecektir. Bu tarz makro fotoğrafları MCEX ya da Rhinox takviyeli başarıyla başka zoom lenslerde de e, yapılabiliyor. Onlardan iki tanesi mesela 70'e 300 ve 16'ya 80. Ha bu lensle böcek çekemezsiniz diye bir şey yok. Ama daha hareketsiz ve poz vermeyi seven böcekleri çekersiniz. Çünkü XF 30mm f2.8 makro Birebir de yanlış hatırlamıyorsam göstereceğim ben size. Herhalde bir buçuk ya da bilemediniz iki santimetre falan mesafe e, lensten itibaren iki santimetre mesafe bırakıyor size. E, neticede hangi böcek bu mesafeye izin verirse onu çekersiniz. Ama doğa makrosu için ve hareketsiz nesne için ideal makro olur ve ciddi anlamda büyülü kareler yakalarsınız. Dış yapısına gelince, klasik XF Fujikron yapısına ve özelliklerine sahip. Az biraz gevşek bulduğum diyafram çarkı ama gayet uygun manuel netleme çarkının haricinde WR olması sağlamlığını bir kat daha artırıyor. Şeklen çok beğenmesem de lens kapağı yağmurlu havada kullanım için optimum yapıya sahip. Gelin birçoğumuzun merak ettiği konuya lensin performansı. Fotoğrafta Otofoküsü lineer motor ile hızlı ve başarılı. Videoda biraz daha yavaş ama çok tatlı geçiş sağlıyor. Soluklanma var ama o kadar minimal ki arayıp bulmanız lazım. Bu lens XF 35 f2, XF 50 f2 ve XF 90 f2 karakterine ve keskinliğine sahip. Ve 40 megapikselin tamamını kullanmak üzere tasarlanmış. Ama aynı zamanda da XH 2S'in sensörünün hızına sıkıntısız yetişiyor. Duvar testinde F28'de orta keskinliğinden ödün vermezken beklendiği gibi vinyet ve köşe yumuşaklığı ile karşılaşıyoruz. F4'te hafif bir düzelme varsa da Lens F5,6'dan itibaren vinyetsiz, köşeden köşeye keskin ve bu F11'e kadar birebir devam ediyor. F16'dan itibaren Vinyetsiz ama köşe yumuşaklığı yeniden başlıyor sevgili dostlar. Lens flare'i minimal ve rahatsız edici değil. Genel olarak bu lens ile ilgili kötü diyebileceğim bir yan yok. Kişisel tecrübeme gelince bu lens ile fotoğraf çekmek çok keyifli ve çok güzel sonuç veriyor. Kısaca bu lens ile yapamayacağınız vahşi doğa, kuş ve spor fotoğrafçılığı. Ama onun haricinde seyahate gidiyor ve tek lens diyorsanız inanın ki çok şeye yeter. Bu sizin ilk makro lensiniz olacaksa eğer. Makro fotoğrafçılığı bir alışma süresi ve bir öğrenme eğrisi gerektiriyor. Lütfen bu konuda olabildiğince sabırlı davranın. Çünkü alıştığınız anda sizi başka bir dünyaya hatta başka bir boyuta taşıyacaktır. Hmm, tadından yenmez. Videoya gelince... Her ne kadar bu lens videoda da son derece başarılı ve güvenilir ise de benim başka seçeneklerim de olduğu için bu lens benim ilk video lens tercihi olmayacaktır. Ama elbette ki ara ara izleyiciyi de başka bir dünyaya taşımak adına mutlaka kullanacağım bir lens. Sevgili dostlar, bir zamanlar 80 mm f2.8 makro lense sahip ve makro fotoğrafçılığını deneyip bu iş benlik değil diyen biri olarak bu lensin beni tekrar bu dünyaya çekmesinden şikayetçi değilim doğrusu. Ve kaybettiğimi sandığım eşeğimi yeniden bulmanı da zevkini yaşıyorum. Sevgili Akın Göktuna kardeşim becerememişti ama beni bu lens makroya döndürdü. Sevgili dostlar XF 30 mm F8 makro ile ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Vallahi umarım bu içerik size değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Abone değilseniz lütfen abone olun ki sayenizde bu içerikleri daha geniş kitlelere ulaştıralım. Sevgili dostlar, sağlık ve huzur ile hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.